Çok güzel. Ay, yaşasın. Ay, yaşasın. Ay, yaşasın. Hop! Kaydırakla oynayacağım ben. Kayacağım, kayacağım. Ay, 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 ay. Hoppa. O zaman ben de kaydırmaca oynarım. Ay! Hop! Canım acıdı. Ay! Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop. Bir daha kayacağım. Bir daha kayacağım. Ay ay ay. Bana güvenebilirsin Nado. Ay, çok güzel. Ha? Ha? Bu da neyin nesi böyle? Ah, bu bizim oturma taşımız olsun bari. Harika bir şey. Öyle değil mi? Uzay taşlarının normal olanlardan çok daha değerli olduğu söylenir. Öyle mi? Nedenmiş o? Neden olacak? Bir eşi benzeri daha olmadığı için. Oo, demek bu yüzden çok değerli. Ha? Aa. 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 Nedir bu? Hangisi nedir? Gel gidip bakalım. Bakalım bakalım. Değerli bir taş buldum. Evet, bu çok değerli bir taş. Aa, ne kadar da güzelmiş. Yakından bakabilir miyim? Hayır, bakamaz. Çünkü bu taş benim. Nado. Bakın ne diyeceğim. Bundan taş yapmaya ne dersiniz çocuklar? Taş yapmak mı? Evet, taşların üstünde bunun gibi çok değerli taşlar bulunur. Taşları hiç sevmem. Ben taş falan istemiyorum. Yaşasın. Benim değerli taşım oldu. Ay, bunun eşi benzeri yok. Öyle değil mi Moya? Evet, yok. Keşke benim de böyle bir taşım olsaydı. Ne kadar şanslısın Nado. Ama bu benim taşım. Pırıl pırıl parlıyor. Çok güzel bir şey bu. Pırıl pırıl parlıyor. Dada! Burada tek başına ne yapıyorsun Nado? Ben yürüyorum. Kendi kendime dolaşıyorum işte. Ha, demek dolaşıyorsun. Kendi başına dolaşıyorsun demek ha? Evet öyle. Dolaşıyorum. Ama çok şüpheli davranıyorsun. Neyse hoşça kal. Değerli taşım gitmiş işte. Ne? Değerli taşımı saklamıştım ama şimdi koyduğum yerde bulamıyorum onu. Nereye gitmiş olabilir? Ama bu nasıl olur? Yok işte bana ne. Ara almıştır. Ara nerede? Onu aranın adından adım gibi eminim. Ben buradayım. Yanılıyorsun. Ara burada bizimle beraber oynuyordu. Senin değerli taşını ben mi aldım yani? Arkadaşını suçlaman hiç doğru değil. Ay özür dilerim. Önemli değil. Peki ya Joe'yu gören oldu mu? Joe mu? Belki de benim taşımı alan... Nado. Merhaba. Nereye kayboldun Joe? Karnım acıktığı için birkaç tane kurabiye yedim. Al bakalım. Teşekkür ederiz. Kurabiyeyi bırakın da benim taşımı bulun. Hem de hemen.
son nereye koymuştun Nado? Ormana. Burası olduğuna emin misin? Evet eminim. Ama ben burada hiçbir şey göremiyorum. Çünkü hiçbir şey yok. Belki de bir kuş alıp götürmüştü. Bana ne, o benim taşımdı. Değerli taşım gitti, değerli taşım gitti. Gitti. Of. Joe, sen orada ne yapıyorsun? Arkanda ne saklıyorsun? Hiçbir şey. Yok bir şey. O benim değerli taşım mı? Hayır canım değil. Değerli taşımı bana geri ver. Hayır ben de değil. Ay işte değerli taşım. O sadece bir çakıl taşı. Çok beğendiğim için yanıma almış. Özür dilerim. Önemli değil. İstersen sana vereyim. Teşekkür ederim. Ama ben değerli taşımı istiyorum. Bunu istemiyorum. Bana sorarsan değerli taşının kaybolması daha iyi oldu. Çünkü arkadaşlarından şüphelenip duruyordun. O taş yüzünden hepimiz birbirimize düşecektik. Değerli taşları hiç sevmem. Değerli taşım. Ben değerli taşımı istiyorum. Taşım değerli taşım benim güzel. Çok teşekkür ederim Şiro. Şuraya baksanıza. Başka bir değerli taş. Bu da Nado'nun değerli taşına benziyor. Yani benzersiz değilmiş. Baksanıza burada bir tane daha var. Çocuklar şunlara bakın. Bunun için değerli taş dolu. Şuraya bakın. Çok güzel değil mi? Bence bunlar değerli taş olamaz. Bunlar sadece cam boncuk. İstersen hepsini alabilirsin Nado. Ben artık bu taşı istemiyorum. Yani bu cam boncuğu sevmedin mi? Ama değerli taşın için ortalığı ayağa kaldırmıştın. Bu değerli taş değilmiş ki. Yine de sevmiştin. Ben onu eşi benzeri yok diye sevmiştim. Sonunda çakıl taşı ne oldu? Artık benim değerli taşım bu oldu. Çünkü bu çakıl taşının dünyada eşi benzeri daha yok. Joa, çok teşekkür ederim. Senin yüzünün gülmesi bana yeter Nado. Ay, affedersiniz. Ne oldu? Ay, özür dilerim. Yemek çok güzel.
herhalde kendimi salmışım. Baksanıza, bizim Joe çok iyi yemek yapıyor. Yemeği beğenmene çok sevindim Nadocuğum. Bakın kalp şeklinde bir sandviç. Sadece bir tane kalp şeklinde sandviç hazırlamıştım, onu da Ara buldu. İçinde özel bir çilek reçeli var. Hadi afiyet olsun. Nefes olmuş. Çok teşekkür ederim Joe. Keşke o bana denk gelseydi. Ben de yapacağım, ben de yapacağım. Ne yapıyorsun? Taç şeklinde bir sandviç yaptım. Şuna bakın. Dört yapraklı yonca. 1, 2, 3, 4. O nedir öyle? Dört yapraklı yonca. Dört yapraklı yoncanın özel olduğuna inanılır, biliyor musunuz? Herhalde ben de çok özelim. Ama ben de dört yapraklı yonca istiyorum. Dört yapraklı yonca bulmak gerçekten de çok zordur. Bana ne? Ben de isterim, ben de isterim. Madem öyle, hep birlikte dört yapraklı yonca arayalım. Tamam, ben varım. Bundan mı? Hayır, hayır. Nato, o gösterdiğim menekşe. Menekşelere bayılırım. Hadi gelin, araştırmamıza devam edelim. Menekşeymiş. Baksanıza. Ne güzel bir çilek. Çok lezzetliymiş. Ara ne kadar da şanslı. Evet, öyle gibi. Hadi aramaya devam edelim. Onu mutlaka ben bulacağım. Fırıldak yapraklı yonca. Ne diyor bu? Hangi yoldan gideceğiz peki? Buradan. İşte. Hayır, buradan. Hayır, durun. Şuradan. Dört yapraklı yonca bize hangi yol olduğunu gösterebilir. Söyle bize dört yapraklı yonca. Sence hangi yoldan gitmeliyiz? Bu taraftan. Hadi çocuklar. Önce ben gideceğim. Umarım bir sürü dört yapraklı yonca bulurum. Mutlaka bulacağız. Ben bir tane buldum. Hayır, bu olmaz. Baksana, bunun sadece 3 tane yaprağı var. Bak, sana yonca saat yaptım. Yaşasın. Teşekkür ederim Joe. Senin yüzün görünce ben de mutlu oluyorum. Neyse, biz araştırmamıza devam edelim. Evet. Artık her şey benden yana. Evet, hadi geçebilirsin Nado. Nado! Hadi. Nado! Geçemem. Başarabilirsin. Hadi. Hop. Bakmadığımız yerde kalmadı. Ben çok yoruldum. Başka nereye bakabiliriz? Onca yoldan geldik ama elimiz boş kaldı. Dört yapraklı yoncayı bulmadan mı döneceğiz? Peki bu bize çok mu lazım acaba? Hiç anlamadım. Evet, çok lazım.
Yani gerçekten ne yapacağımızı anlamadım bunu. Bulmak bu kadar kolay olsaydı herkesin karşısına çıkardı zaten. O halde ne yapacağız? Gitmediğimiz yerde kalmadı. Çimenlere de bakalım. Dört yapraklı yonca olabilir. Buldum. Bence gölün karşı tarafına geçelim. Ne dedin? Hadi sen de Joa. Tamam. Hop. Hadi Joa sen de. Hadi acele et. Yapamayacağım. Ara. Hadi. Hadi Ara. Hadi atlayın. Seni bekliyoruz hadi. Hadi. Ay yok yok ay. Ay atlıyorum. Ara bir şeyin yok ya. Ara iyisin. Bir şeyim yok. Ben iyiyim. Doğrusu kırpayı geçtim desek iyidir. Evet öyle. Aranın işi yolunda. Doğru. Dört yapraklı yonca sayesinde şanslıyım sanırım. Ya işte orada. Ya dört yapraklı yoncam düşmüş. Bana ne? Dört yapraklı yoncam. Görüyor musunuz? Artık şansım da uçtu gitti işte. Bence yanlış düşünüyorsun. Doğru söylüyor. Yonca falan olmadan da sen yapabilirsin aslında Ara. Kalp şeklinde yaptığım sandviçi nasıl bulmuştun hatırlamıyor musun? Evet çok doğru. Evet sahiden de bulmuştum. Ayrıca dört yapraklı yoncan suya düştüğü halde sen karşıya geçtin Ara. İşte bu da doğru. Evet öyle haklısınız. Bana sorarsanız boşu boşuna bu kadar zahmete girdik derim. Gerçekten. Dört yapraklı yonca olsa da olmasa da her şey yolunda olabilir. Sen her zaman beceriklisin. Seninle oyun oynarken kim bilir kaç kez oyun kazanmışsın. Bak bu da doğru işte. Evet de doğru. Öyle olduğuna inanman yeter. Asıl sizin gibi arkadaşlarım olduğu için çok kısmetliyim ben. Biz de öyleyiz. Dört yapraklı yoncamız olmasa da çoğu zaman her şey yolunda. Evet, evet katılıyorum. Bana bakın her zaman şanslı arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Biz galiba kaybolduk. Bir de şanslıyız diyorlar. Üzülmeyin çocuklar, nasıl olsa yanımızda şanslı Ara var. Ara bize doğru yolu gösterecektir. Onun içgüdüleri çok kuvvetli. Evet tabii ki. Tabii hadi. İşte gördünüz mü? Peki Ara, hangi yöne gideceğiz? Şimdi şanslı Ara size yolu gösterecek. Hepiniz saat iki yönünde ilerleyin. Ne? Saat iki mi? O tarafa değil, bu tarafa. Yaşasın! Evet! Çok ne güzel değil mi? Çok güzel. Ya ne demek? Bugün çok güzel bir piknik yaptık. Şanslı Arayla piknik her zaman güzel olur. Yıldız kayması peşinde. Ha? Güzel bir gezinti oldu değil mi? Evet doğru. Evet doğru. Önce kayan bir yıldız görmek istiyorum. Sonra istediğim zaman dilek tutarım. Ay, daha ne ya? Yok artık. Ne oldu? Neden? Yapamaz mıyım? Tabii ki yaparsın.
Hadi o zaman. Hemen yıldızları aramaya başlayalım. İş başına. İş başına. Gidip yıldızları bulalım. Yıldızlar hadi deyince bulunur mu canım? Galiba tekerlek kuma saplandı çocuklar. Kuma saplandı, gömülüyoruz. Oh, olamaz. Ay, Moya'nın arabası görünmez ya, oldu. Öyle mi? Moya! Şiro! Nado! Ayak seni yapsam da sizi kurtarsam. Bir şeyler yap, bilmiyorum. Çabuk ol Moya, hemen bir şeyler yapmak diyoruz. Tamam. Tamam. Aranın arabası bu. Ara! John! Gelin, biz buradayız. Buraya gelin. Kurtarın bizi. Buraya gelin. Ay, gelin buradayız. Bak Moya, ortadan evi. Diğerleriyle yanında işte. Moya, Şiro. Moya, Nado. Şiro ile Nado'nun başı dertte. Kuma gömülüyorum. Yardım edin çabuk. Ay, ne yapsak acaba? Sizi nasıl kurtarsak? Aklıma bir fikir geldi. Gerçekten mi? Evet oluyor. Hadi. Bakın, şurada bir göl var. Yerde bir göl var. O da ne? Yaşasın, ben göle bayılırım. Hani nerede? Ben çok susadım. Hadi Moya, acele et. Susadım. Su istiyorum. Biraz daha sık dişini Nado. Neredeyse geldik sayılı. Arabanın durumu hiç de iyi görünmüyor. Arabanın durumu hiç de iyi görünmüyor. Nado, ne oldu? Vah zavallı. Bizim gördüğümüz göl değilmiş ki, sadece serapmış. Su istiyorum. Ama bize hemen su lazım. Aç gözlerini Nado. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey düşünemiyorum. Gevelene de söyle. Ben aslında bunu sadece kendime saklıyordum. Yani zorda falan kalırsam diye. Öyle değil. İşte bunu. Yaşasın. Teşekkür ederim. Jo. Sayende susuz kalmadık Şiro. Şiro, gerçekten çok iyisin. Yok canım, abartmayın. Suyumuzu içtiğimize göre yola devam edelim mi? Yıldızlarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Birazdan hava kararacak. Karardı, biz çölün ortasındayız. Çok eğlenceli. Bence de çok romantik. Nado sayesinde geldik. Ay, dedim. Bulamayız.
heyecan verici bir macera yaşamamızı dilemiştim. Öyleyse dileğin gerçekleşmiş Ara. Yani biz bunca zahmete senin yüzünden mi girdik? Umarım benim dileğim de böyle gerçekleşir. Neymiş o? Benim dileğim her zaman her yerde hep birlikte olmamız. Çocuklar, çocuklar uyanın, uyanın. Baksanıza bu bir kartal. Yok canım martı. İyi de martılar deniz kenarında yaşar. Ama biz çölün ortasındayız. Gidip bir bakalım. Yaşasın. Yok ya Nado. İşte benim dileğim de gerçekleşti. Öyle mi? Ben de denizi görmeyi dilemiştim. Desene bunca zahmete senin yüzünden girmişiz. Şiro, iyi ki bunu dilemişsin. Ben de denizi severim. Sen bir tanesin Şiro. Sonunda oldu. Yıldız kaydı. Nado, senin dileğin ne olacak? Ben çoktan dilek tuttum bile. Ne dileği? Galaksi şehrinde yaşayan çocukların dilekleri gerçek olsun.